Şimdiye kadar sana edilen en garip iltifat nedir? Instagram'da kesin takip et dediğin biri var mı? Dünyanın 8. harikasını seçmekten sorumlu olsaydın neyi seçerdin? Harun Bengü çok hayır ya! Yediğin en tuhaf şey nedir bugüne? Ruhum mu ateş yoksa ya o gözler mi? Tornavida ya. Evet. Kesin. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle ne yapacağız? Çok farklı bir video yapacağız. Bu videoda yanımızda Şeyma var. Şeyma'yla birbirimize sorular soracağız. Bu sorular kişilerin birbirlerini tanıması için sorulan sorular. Öyle mi? Öyleymiş. Bir de aşk edebiliyor. Birbirlerini soran kişilerin dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Aşk edebilen sorularmış bunlar. O yüzden birbirinize sorarken dikkat edin. En son hangi film izledin? Hızlı. En son hangi film izledim? Thor diye bir şey. Thor mu neydi? Ya ben çok film izliyorum. En son izlediğim adını tam olarak hatırlamıyorum da. Yani yabancı diyor. Yabancı yani. Yabancı bir şeydi. Böyle ya adamın şeysi var. Böyle kekici var falan böyle bir tane. Anlayamamıştır. Anlayanlar anladı. Anlamışsınızdır arkadaşlar. Kekici var böyle bir tane. Thor. Thor'u biliyor musunuz? Kekici var Thor. Artık neyse. O kadar. Evet. Benim şeydi ya. Sinemada gittim en son. 7. Koğuştaki Mucize'ydi sanırım. Ondan sonra bir daha gitmediysem. Türk filmi mi? Türk geldi. Telefonunuzda olmadan yaşayamayacağınız herhangi bir uygulama var mı? Öyle bir uygulama yok ki. Yani telefonumda şu an mesela... Olmazsa hayatta bu telefonu kullanmam diyebileceğim bir uygulama var mı? Rehber. Rehber de bir uygulama ya sonuçta. Tamam. Rehber olmasa kullanmam. Çünkü birilerini aramam gerekiyor benim. Tamam. Nasıl bir mantık, nasıl bir kafa bu ya? Senin... Instagram. Instagram. Olmazsa olmaz. Herkesin sevdiği, sizin nefret ettiğiniz bir kitap var mı? Ya da tam tersi. Senin sevip herkesin nefret ettiği bir kitap var mı? Yani kitaptan hiç kimse nefret etmez bir kere. Kitaptan nefret eden insanın yani, bir acayiptir zaten. Bazı kitaplar var mesela dedektif vesaire. İnsanlar hoşlanmıyor mesela. Hoşlanmaz yani. Nefret etmek aynen. Başka bir şey. Hiç hoşlanılmayan, çok tercih edilmeyen. Ama senin böyle ayla bayla okuduğun bir kitap var mı? Yani ben çok böyle ayla bayla okumam da yani Metal Fırtına diye bir kitap vardı. Onu çok severdim. Onu okurdum yani. Yani duymadım daha önce hiç. Metal Fırtına diye. Serisi demek var hatta onun. Filmi de var. Metal Fırtına bir Metal Fırtına kitap böyle Nelson Gollum böyle okurken de üşeniyordum ama bir sarıyordu böyle. Tam sarıyordu. Ya acayip böyle ne zaman bittiğini anlamıyorum falan. Ondan sonra filmi çıktı onun. Filmini de izledim. Muhteşem bir kitap. Tavsiye ediyorum yani. Sen? Benim yok ya. Ben genelde düzgün kitaplarım. Düzgün? Ne kadar düzgün? Yani benim okuduğum herkes okuyor biliyor öyle. İşte ben okurum millet nefret eder diye bir şey yok. Instagram'da evet. Kesin takip et dediğin biri var mı? Kesin takip et dediğin biri. Evet var mı? Bunu takip etmesi Şeyma diyebileceğin biri var mı? Ne biçim soru ya? Beni takip et. Ya lan. Zaten takip ediyorsun değil mi o zaman? Biliyorum evet. Dur söyleyeyim sana. Bill Gates'i takip et. Çok zeki adam, akıllı. Seviyorum ben kendisini. Hakan Bengüç. Hakan Bengüç kim ya? Bir tane şey. Her şarkıcı, sanatçı. Tarık Bengüç. Hayır ya. Tarık Bengüç demedim mi? Hayır, Hakan Bengüç. Hayır. Şey bu adam bir sufi. Ya ama çok kafası çok iyi adam. Sufi. Sufi. Sufi ne? Sufi ne? Sufi. Sufilik. Sufiler var ya ney falan çalıyor adam. He. Yani. Biz onlara Sofi diyoruz. Sufi demiyoruz. Sufi Sofi. Sofi mi Sufi mi? Hayır, arkadaşlar siz de yorumlara yazın. Sofi mi Sufi mi? Bilen dergaha koşar. Yediğin en tuhaf şey nedir bugüne kadar? Tuhaf şey. Tuhaf. Sen yılan. Yedin mi? Tabii ki de şaka. Tövbe yarabbim ya. Diyecektim yok abi. Yemedim yılan yemedim. Allah muhafaza. Peki? Örümcek. Yedin mi? Ya böyle siyah oluyor. Böyle altıdan ayağı oluyor ya. Ama çocukken yemişim. Tarantula. He. Ama çocukken böyle ufakken toprakta oynuyormuşum ben, tamam mı? Ağzına mı aldın? Böcek giderken de böyle almışım atmışım ağzıma böyle yutmuşum. Annem gelmiş çıkarmaya çalışmış falan böyle. İğrenç. Çıkaramamış. Şu an sen de soğudun mu yani? Sen? Şu an bence kesinlikle aşık etmiyor, soğutuyor bu soruları. Olsun bu önemli bir şey yani. Evet, değil. Bu benim için bir travma sebebi. Evet. Böcek yemiş. Evet. Sen? Ben yediğim en şey, değişik şey.
Balık çeşidi. Evet, hayatımda ilk defa şey yedim. Zargana diye bir balık varmış. Çok değişik gelmiş. Zargana. Zargana böyle burnu sivri bir balık. Böyle incecik bir şey. Testere balığı gibi bir şey ya. Testere balığının İngilizce. Çok tuhaf gelmişti bana yani. Tuhaftı. Yengeç yedin mi? Hayır, yemedim. Yemem ya. Çok değişik. Midye şey. Yedin mi? Yemedim. Yemem. Lan midye niye yemiyorum? Çünkü hayvana eziyet ediyorlar pişirirken, yemem. Ben de kaynatılarak pişirilen hayvanları yemem. Mideme sokmuyorum bunu. Ama ölmüyor mu hayvan? Öldükten sonra kaynat... Ama günah değil mi o hayvancağızı kaynatarak öldürüyorlar? Seni suya atıp kaynayan Ay, ya buna bakarız. Koyunu da keserken... Onu da yemiyor. Bıçak... Evet. Onu... Koyun et yemiyor mu? Sevmiyorum. Çok tercihim değil. Vallahi yazık size. Ben hayvan dostu bir insanım. Sizi üzülüyorum. Vejeteryansınız siz. Bunlar vejeteryan arkadaşlar. Her zaman, her zaman olsa yerim dediğin bir şey var mı? Her zaman olsa yerim bunu dedi. Tarhana çorbası. Oo. Bunu bir... Çok iyi. Yok ya, evet. güzel. Vallahi. Tarhana çorbasını acayip seviyorum ya. Ya da bir de anam yapınca muhteşem oluyor ya. Altını çiz annem. Altını çiziyorum ben de. Annem yaptı, anne yemeği. Anneler günü kutlu olsun. Ay evet ya, buradan. Evet, buradan anneler gününü kutluyoruz. Bu video muhtemelen yayınlandığı zaman anneler gününün 1-2 gün öncesi olmuş olabilir. Anneler günü kutlu olsun. Anne kızartması, anne patates kızartması. Annelerin kızarttığı başka oluyor arkadaş. Soslu yani... mos yapıyorlar ya böyle. Evet. Çok değişik oluyor. Onu çok seviyorum. Onu yerim. Annenin soslu patates kızartması yani. Evet. Hatta ben bunu İstanbul'da bir yerde denk geldim. Özellikle şey yazmışlar. Anne köftesi, anne patates kızartması yazmışlar. Çok değişikti. İlk defa bir yerde denk geldim oraya. Bizim okulun orada ananın yeri diye bir yer vardı. Ya yemin ederim. Ananın yeri biraz ayıp olmuş ama ablanın yeri güzel. Adı öyle. Gerçekten bakın öyle bir yer var. Ananın yeri diye bir yer var. Ablanın yeri diye bir yer var. Gidin görün, bir keşfedin bakalım. Ne var Antalya'da? Aksiyon dolu tatiller mi yoksa sahilde rahatlamalı tatiller mi? Aksiyon dolu tatiller. Bu konuda ortası. Böyle evet. Bir aksiyon olmasam. Saçma sapan böyle... bir şey yaşaman lazım değil mi? Dağlara falan tırmanman lazım. Bir yerlerden yuvarlanmanı düşünmen lazım. Öyle değil mi? Ben tırmandım ya öyle bir tatil. Nereye tırmandın? Nemrut'a tırmandım. Nemrut'a? Sana eminim çok güleceksin ya. Ben de Everest'e tırmandım. Ay ciddiyim ben ama. Şakam yok harbiden. Böyle... Kendin mi tırmandın? Yok. Beraber gittiğimiz arkadaşlar vardı. Tabii şey orası sıcaktı. Bizde Nemrut sıcak olur diye bir çıktık. Kar var Nemrut'ta. Araba çıkmıyor tabii. Dedim ben baktım navigasyonuna tabii bedava ya beyin. Hmm. 10 dakika 15 dakika yürüme mesafesi gösteriyor. Dedim biz bu tepenin ardını aşarız herhalde. Tam 3,5 saat dağın tepesine tırmandık ve dağdan kayarak indik ya. İple falan tırmandınız yani değil mi? Ne ipi ya, bildiğin şey yamaç tırmandık. Dağ ipsiz öyle karambole tırmandık yani. Yani düşsen yuvarlanırsın aşağı. Nasıl bir... Ve tişörtle tırmandım düşün. Ertesi gün zatürre oldum ama çok hasta oldum. Onu hayatta unutmam yani, ilk defa hayatımda dağ tırmandım. Ama niye Everest mi lan? Nemrut. Niye Nemrut? Çünkü Adıyaman'ın Nemrut'u meşhur. He o zaman tamam. Ya dedik ki gün batımını yakalayalım. Kaş... Ama bir gittik ki oranın kar vardı. Yüksekliği ne kadar? Çok yüksek ya. Çok yüksek ya değil. Ne kadar? Ölçemedim, o sırada tırmanmaya çalışıyordum. Çok ya. Oğlum bir de ayağımı kestim ben orada. Karabata çıka gidiyorsun ya, yamacı karda tırmanıyorsun. Bir battı, taşın arasına denk geldi. Sonra karar verdik geri dönelim diye. Vay be. Tamam bunu da geçelim bence. Ben düşünürüm. Ben de tatile çıkılmaz, ben sana söyleyeyim. Bir ara Nur Dağı'na tırmanırız. Gemi var tepesinde. Nur Dağı'nın tepesinde Hazreti Nuh'un gemisi var. İçine falan girer. Bir sonraki gezi planın nedir? Bir sonraki gezi planım İtalya'ya yani, gitmek. Şu virüs bitsin. Koydun mu kafaya? Ciddi misin? Tabii İtalya'ya gitmeyi çok istiyorum. Ha, ama virüs malum sıkıntı yapıyor. Böyle bir ara gideceğim ya. İnşallah gidersin. İnşallah sen. Ben de yurt dışına çıkacağım. Normalde koronadan yurt dışı, önce. İtalya'da yurt dışı olur. Ya işte aynen. Evet, yani normalde gideceksin? Koronadan önce İtalya Fransa yapacaktı. Hmm. Ama şu an niyetim korona bittikten sonra. Belki denk geliriz Mustafa. Orada bile. Oralarda karşılaşırız belki. Karşılaşırız aynen. Evet. Uzaktan gelen bir Türk görürsem o sensin. Aa, Mustafa yani. Geliyor. Arkadaşlar siz de bu arada yazın, bir taraftan bir şeyler yazın yorumlara, böyle bu tür videoların devamının gelmesini istiyor musunuz yazın. Mesela gitmek istediğiniz ülkeyi yazın yoruma. Keşke canlı yayın falan yapsaydık, daha mı eğlenceli? Canlı yayın da güzel olurdu aslında ama. Sorarlardı falan. Canlı yayın daha sonra yapacağız çünkü canlı yayın... Öyle daha sonra yapacağız. Ama şu an onun için müsait dedi. İlkokulda favori dersin dışında aktiviten neydi?
Favori dersim dışında aktivitem. Favori dersim resim dersiydi. Onun dışındaki aktivitem sıraya resim çizmek. Sıraya resim çizerdim ben. Çok iyi vallahi. Harbiden. Böyle karalardım sıraya, araba çizerdim, bir şey çizerdim. Hazır mıydın böyle sıraları? Tabii canım, böyle şeyle böyle kalemle bastıra bastıra çizerdim. Kalem tıraşın o keskin yerini çıkartırdım. Sırayı böyle kese kese çizerdim. Nasıl bir manyaksın sen? Hoca, bu sesi can çekiştim. Hoca kızardı, derdi bunlar beytülmal derdi. Hocam beytülmal ne derdik? Devletin malı derdi falan böyle. Ne olaylar ne olaylar ya. Öyle. Güzel. Sen? Benim dersten kaçmakta. Dersten biz de kaçıyorduk da o çok... En sevdiğim ders beden eğitimiydi. Ama ondan daha çok sevdiğim şey beden eğitimi dersinden kaçmak. Çok güzel ya. Çünkü eşofmanlarla değil mi dışarı çıktığında giyinme derdim yok. Doğru, anladım. Onu daha çok seviyorum. O dersten kaçıyorum. Ben de onu hiç sevmezdim. Beden dersinde hiç eşofman giymeyi sevmezdim. Nasıl çünkü öğrencisin sen ya? Öyle bak, beden dersi 2 saatlik ders. Üstünde ondan üstünde. Ondan sonra matematik dersi var. Matematik dersinde hoca kızıyor. Niye eşofmanlarla girdin diyor. Eşofmanla girersen. Ondan ilk önceki derste Türkçe. Ben iki ders için değiştiriyorum. Ondan sonra bir daha değiştiriyorum. Çok saçma değil mi? Sen de diyorsun ki yenisi, ben değiştirdim. Aynen, ben de değiştirmiyordum. O yüzden bedenim hep 3, 4 öyleydi. Hiç 5 olmadı bedenim. Çok İstemiyorum dedi, ne olmasın. Buradan beden hocama selam söylüyorum. Selam yaşattığı söylüyorum. Günlerden dolayı. Adını hatırlamıyorum, yemin ediyorum adını gerçekten. Ben hatırlıyorum. Ben hepsini. Bir de izliyorsa falan gerçekten ayıp olur. Ay yazık. Artık yapacak bir şey, özür dile. O da seni hatırlamıyordur. İlkokuldakini söyleyeyim. Metin Ayhan. Metin Ayhan hocama selamlar. İlkokuldaki hocam. Lisedekini gerçekten hatırlamıyorum. Dünyanın 8. harikasını seçmekten sorumlu olsaydın neyi seçerdin? Çok güzel soru. Mustafa, evet. Bulamadım. Buna ilk önce sen cevap ver. Kendimi seçerim. Ben neyi seçerim? Ben kesin kendimi seçerdim abi. Ben de ego biliyorsun. Dünyanın 8. harikası mı hocam? Evet. Niye Afrodit de var, Rustik gibi şeyi var yani, namı var kadının. Afrodit. Niye bir tane şey mi almasın ki yani? Ben niye seçerdim ya? Ya şimdi 8. harika mı bulacağız bir tane? Yo, hani seçsen neyi seçerdin? Nasıl bir şey seçerdin? Ne seçerdin? Mesela bak, ben kendimi seçiyorum. Sen de ne seçebilirsin? Bence ben bir cümle seçerdim. Böyle bir harika bir cümle mesela. Var mı böyle bir cümle? Bilmiyorum, şu an düşünmedim de yani öyle bir şey seçerdim yani. Şu an cümleyi konuşmuyoruz. Neyi seçerdiği konuşuyoruz ya. Bir cümle yani, olurdu. O kadar harika. Hani diyorlar ya, dünyanın 5. harikası, 6. harikası, evet. Dünyanın 8. harikası bir cümleymiş de derlerdi falan böyle. Ya olabilir. Değişikte bir şey olmaz mıydı? Siz dünyanın 8. harikasını seçiyor olsaydınız ne seçerdiniz? Siz yazın yorumlara arkadaşlar. Herkes bir şey yazsın. Böyle bir şeyler. Aa bak, şurada Instagram çıkıyor. Tam şurada. Oradan takip etmeyi unutmayın. Şimdiye kadar sana edilen en garip iltifat nedir? Ruhum mu ateş yoksa ya, o gözler mi? Ya o bana edilen. O bana edilen. Ay ya. Bilmem bu yanardağ ne biçim korla tutuştu. Bilmiyorum. Bilmem bunu ya. Yok, bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Neyse, söylemeyeceğim onu. Ya hayır, gerçekten söyle. Sana edilen ya. Bana edilen iltifat. Ya saçma sapan şey geldi aklıma. Arkadaşlar evet, bu videomuzun daha sonuna geldik. Evet. Bu tarz videolarımızın devamını bekliyorsanız aşağıdan böyle like atmayı unutmayın. Canlı yayın da yaparız. Aynen, canlı yayın da yapabiliriz. Evet, bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.